Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Evet efendim sonunda tatil için valiz hazırlığıyla karşınızdayım. Evet ufukta bir tatil göründü. Sonunda güneşler açtı. Çok mutluyum. Bugün Azra'nın bavulunu hazırlayacağım. Sizlerle birlikte hazırlamak istedim. Gelin hep beraber hazırlayalım. İşe neler koyalım. Neler koymalıyız daha doğrusu. Biliyorsunuz geçen yılda e, Azra ile beraber bir e, otel tecrübesi edinmiştim oradan kalma edindiğim tecrübelerimle bu yıl da yine tecrübelerimi <laughs> vermiş olduğu yetkiye dayanarak Azra'ya tatil bavulunu hazırlayacağım. Tabii ki geçen yıl bir yaş küçüktü bu yıl. Bir yaş büyüdü. Her şey daha farklı olacak bizim için biliyorum. Ama umarım keyifli ve güzel olur. Bağımsızlığını ilan etmiş bir çocuk baş başa tatile gideceğiz. Hayırlısı. Geçen sene tabii ki bu kadar kapsamlı kıyafet almamıştım yanıma ve ne kadar büyük hata yaptığımı fark etmiştim. Onlardan da bahsedeceğim ki aynı hataları siz yapmayın. Sizlere de fikir olsun. Tatile çıkacak olanlar için bavula neler atacağım, çocukluğu, tatil nasıl olur, neler giymeli, neler götürmeliyim diye kafanızdaki soru işaretleri bir nebze olsun gider belki. Şimdi bunu zaten bavulu bilenler biliyor. Bizim hastane çantamız <laughs> kendisi. Hastaneden beri bizle beraber ama gerçekten çok memnunum kendisinden. Bu zaten Azra'nın bavulu. Öncelikli olarak tabii ki tatilimizin olmazsa olmazı bir adet havlu. Azra kuşun havlusu. Şöyle koyuyorum hemen. Şunları sonra geleceğim. Daha sonra bir şey anlatacağım çünkü size. Onun dışında bir adet şöyle penye örtü aldım arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz yaz Azra arabasında uyur. Biz de işte bahçede, lobide biraz böyle anne baba saati yaparız diye hayaller kurmuştuk. Fakat hayaller hayatlar diyoruz arkadaşlarım. Maalesef yapamadık. Çünkü Azra o kadar uyaranın içerisinde bebek arabasında uyumak istememişti. Dolayısıyla biz de tapış tapış odaya çıkmıştık uyutmak için ve bizim gecemiz erkenden son bulmuştu. Bakalım bu yıl inşallah yine anne ve baba saati yapma kararında hem fikiriz ısrarla bakalım yapabilecek miyiz? Yaparız belki diyerekten bebek arabasında uyuması için şöyle penye bir örtü aldım yanıma. Üstünü örtmek için her ne kadar sıcak olursa olsun geceleri serin oluyor arkadaşlarım. Yanıma iki tane müslin örtü aldım. Bir tanesini işte bebek arabasını örterim. Bir tanesi otokoltuğunu örterim diye. Her ne kadar terletmiyor desek de hepsi bir yerde terletiyor arkadaşlar. O sebeple bu müslin örtüler benim kurtarıcım. Hatta son dakika bir tane daha atabilirim bavula. Öyle bir hissiyat var içimde. İki tane az geldi gözüme. o yüzden aldım yanıma. Şöyle bir tane Azra'nın işte denizden çıkınca üzerine giydirdiğim bir pançosu var. Bunu da yanıma alıyorum. Fakat tabii ki boydan dolayı Azra'yı bir tık küçük gelebileceği için ben yine tedarikle gidiyorum. Hemen gösteriyorum bir saniye. <laughs> Neredesin? Şundan aldım. Bu da yine muslin gibi. Kumaşı çok güzel. Böyle bornoz şeklinde arkadaşlar. Denizden, havuzdan çıkınca hemen böyle üstüne atacağım. Saracağım bir güzel. Aslında artık havalar gerçekten ısınmaya başladı. Ee, gideceğimiz yerde çok sıcak olacak. Ama ne olur ne olmaz yani çocuk sonuçta nihayetinde sudan çıkınca üstüne bir şeyle sarmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden hani şu ikisini mutlak mertebe kullanacağım gibi görünüyor. Bakalım. Geçen yıl bu kadar tedarikli gitmedim. Bu yıl hepsini aldım yanıma. Çünkü çocuk olunca sürekli bir suya girip çıkma isteği. E çocuğum girme diyemiyorsun. E sudayken çıkmak istediğinde de e çocuğum çıkmadı diyemiyorsun. Sürekli bir sirkülasyon. Yani bizim gibi böyle yatmıyor, güneşlenmiyor ya da ne bileyim dinlenmiyor. Dolayısıyla sürekli çıktığı için fikir değişikliği yarattığı için üstünü ha değiştiriyoruz çıktığında. Dolayısıyla açıkçası geçen yıl yetmedi götürdüklerim. Bu yıl o yüzden böyle ikişer üçer tane tedarikli gidiyorum ki sıkıntı olmasın diye. Onun dışında şöyle üç tane <laughs> Müslin örtüm var arkadaşlar. Bunlar ne diye soracaksınız? Bunlar Azra'nın ağız mendilleri. Ay Allah'ım ya Rabbim. Azra'nın ölü uykularını artık nerede yapacağı belli olmuyor. Bir bakmışsınız ki arabada uyuya Bir bakmışsınız ki işte hani babaannesinde uyuya kalmış, halasında uyuya gibi bir durum oluyor. Bu yeni bir durum bu arada. Yeni bir durum olduğu için ben de tedarikli değilim. Yanımda yedek kıyafet yok, bir şey yok. Hani yakınız diye. Annem de dedi ki bana milyonlarca dedi ağız mendili aldın dedi. Sırtını dedi koyu ver bir tane geç dedi. O kadar mantıklı geldi ki o yüzden bunları artık yanına ayırmıyorum arkadaşlar. 3 tane şöyle aldım bavula attım bile. Olur yani terler koy geç. Böyle düşündüm. O yüzden alıyorum yanıma bunlardan da. Hatta çantama da atarım yüksek ihtimal. Size göstermek için buraya getirdim. Evet, şöyle koyayım. Bu arada bavulun düzeni böyle olmaz büyük ihtimal. Ben sadece içeriğini size göstermek için böyle yapıyorum. Tekrardan düzelteceğim ben bunu. Yoksa böyle bir düzelt mümkün değil tabii ki de. Onun dışında daha önceki alışveriş videolarımda, çok önce değil arkadaşlar. Kanalıma girip bakarsanız hemen görebilirsiniz. Mayolarını, bikinilerini göstermiştim. Tekrar detaylı artık göstermeyeceğim. Bu videodan sonra <laughs> gidip izleyebilirsiniz. Bikini tabii ki yanına alıyorum. Mayosu. Bu da geçen yıldan mayosu. İyi ki büyük almışım. Her şeyini büyük alma gibi bir özelliğim var. <laughs> en az 2 yıl kullansın diye. Bu da bir diğer UV korumalı mayosu arkadaşlar. 3 çeşit var. Umarım yeter. <laughs> Yeterli olur. Yani en azından 6 sabit kalır. Üstünü değiştiririm sürekli diye düşünüyorum. Bakalım. Şöyle koyuyorum. Geçenlerde şapka bulamadığımdan yana biliyorsunuz serzenişte bulunmuştum. Şapkamı buldum arkadaşlar. Ha ne kadar içine sindi diye soracak olursanız ona ben de emin değilim. Bu yıl şapkalardan e, gidiyorum yani. Pek bir içime sinmedi hiçbir şapka. Bilmiyorum neden. Çok ince geliyor kumaşları herhalde o yüzden. Ama yapacak bir şey yok. Bir tane seçmek zorundasın İrem dedim. Ve Elsie Vakiki'den aldım bunu arkadaşlar. Şöyle çift taraflı kullanılabiliyor. Azra tabii ki sarı olanı beğendi. Böyle kullandıracağız artık. Neyse önemli olan şu üst kısmı koruması. Sıkıntı yok. Bir tane aldım bu şekilde. Size daha henüz bugün aldığım Azra'nın plaj çantasını göstermek istiyorum. Çok tatlı, bayıldım. Bir sürü çeşit çeşit vardı. Ben bunu tercih ettim. Zaten Azra havalara uçtu. Bakalım güzel bir kombin yapacağız bununla. Öyle sahile giderken, havuz kenarına inerken falan. <laughs> İnşallah güzel olur. Rahat rahat kullanır. Şimdiden planlarını yapıyoruz. İçine işte havlu koyarız, kıyafetini koyarız, terliğini koyarız diye. Terlik demişken sıra geldi şöyle Crocs'lara. Arkadaşlar bunları göstermedim size. Çünkü henüz daha yeni aldım bu Crocs'ları. Daha önce hiç deneyimlememiştim Azra'da. E bu yıl özellikle denemek istedim. Kırmızı bir terlik almıştım. O var. Tamam. Bir sandalet aldım Azra'ya fakat maalesef <laughs> biraz abartmışım. kalıp Kalıpları büyük geldi ve ondan dolayı seneye saklayacağım artık onu. Dolayısıyla ben dedim ki hem sandalet gibi kullansam hem terlik gibi bir tane daha alayım Crocs alayım. O yüzden böyle bir şey oldu yani. Bunu da tabii ki götürüyorum yanımda. Ama çok rahat, çok beğendi. Özellikle rengi çok hoşuna gitti Azra'nın. Şimdi bikiniler, mayolar girdiğine göre sıra geldi tabii ki deniz havuz ayakkabısına. Yine bunu da geçen yıl almıştım. Şöyle tabanı sert, gördüğünüz gibi. Geçen yıl ayağına büyük olmasına rağmen çok rahat kullandı. Bu yıl tam ayağına. Bu yıl daha iyi kullanacağını düşünüyorum. O yüzden tabii ki yanıma alıyorum. Yine denizde taşlar batmasın ya da havuz kenarında kaymasın diye. Bunu da bavuldan ayırmıyoruz göstermek istedim. Geldim sıra kolluklarına. Bu kolluklar zaten biliyorsunuz dillere destan bir kolluk. İçi süngerli olduğu için batma riski sıfır. Bunları Azra daha bir yaşındayken ben aldım. İyi ki o zaman almışım. Geçen yıl çok daha rahat kullandı. Bu yıl çok çok daha rahat kullanacağına eminim. Severek kullanıyoruz bunları. Yanımızdan ayırmıyoruz tabii ki. Bunu da bavulun içine koyacağım ama artık bunu daha güzel düzenlemem gerekiyor. Onun dışında <laughs> Azra kuş e, pembe simit istedi. <laughs> İnternette şapka bakarken ben tabii Azra'ya soruyorum. Bu mu güzel, bu mu güzel vesaire diye. Orada manken simit takmış. Orada gördü. Ben dedi de pembe simit istiyorum. Babası tabii ki de kıramadı. Şöyle minik böyle minimalist bir simit aldı şöyle. Kolmukların yanı sıra bununla da böyle oynar. Havuza denize girer diye düşündük. O yüzden bunu da çantamıza atıyoruz. Güneş kremine gelmek istiyorum arkadaşlar. Azra'nın çok küçük zamanlarından beri kullandığımız bir güneş kremi bu. Nivea'nın. Bitmişti. Şimdi yeniden aldım ve gerçekten inanılmaz indirimde buldum aldım. Gerçekten şansım oldu diyebilirim. Bunu da yanımızın ayırmıyoruz. Hatta bunun yetişkinler olanını da biz kullanıyoruz. Memnunuz yani Nivea serisinden. Bir de Azra'nın atopik cildine çok iyi geliyor. Hem yumuşatıyor hem de gerçekten bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım güneşe dair. Herhangi bir problem olmadı Azra'nın cildinde. O yüzden birebir diyebilirim. Bunu da tabii ki de yanımıza alıyoruz. Aa dur bunu şuraya koyacağım ya. Bir dakika orada kremleri var. Evet şöyle kesesinin içerisine kremlerini koydum da. Ayrıca onları da göstereyim. E, Mustela vücut kremi. Zaten çok uzun zamandır yine bunu kullanıyoruz atopik cildi için. Bu da Dalin arkadaşlar kolay saç tarama spreyi. İçerisindeki yağlardan kaynaklı olarak Azra'nın saçı uzadı. İnanılmaz memnunum. Kolay da taranıyor. Yanımdan ayırmıyorum tabii ki de. Bir de Azra'nın tarağı şöyle göstereyim. Gerçekten çok kırılan saçlar için, kıvırcık dalgalı saçlar için, ince telli saçlar için birebir bir tarak. Hiç koparmadan kırmadan tarıyor. Bu ve bunun sayesinde Azan'ın saçlarını güzel uzattık arkadaşlar. Yanımdan ayırmıyorum tabii ki de. Evet bu da şurada dursun. Şöyle yerleştirelim. Geldi kıyafetlerine. Şimdi arkadaşlar geçen yıl ki hatayı e, yapmamak için bu yıl böyle gardırobunu aldım karşıma. Adam akıllı bir baktım ne alabilirim ne almayabilirim. 7 tane askılı bluz aldım yanıma. Bu yedi tanesinin bir kısmını yine havuzdan denizden çıkınca üstüne giydirmek için kullanacağım, bir kısmını pijama olarak kullanacağım. Bu şekilde kafamda böldüm ikiye. Onları zaten orada artık istediğimi, deniz kenarında istediğimi de pijama olarak giydiririm diye düşündüm. Bunları aldım yanıma. Gerçekten çok iş görüyor. Yani hani çocuk ıslak kalmasın diye üstünü değiştiriyorsunuz, bir şey giydirmek zorundasınız. Sürekli bir sirkülasyon oluyor. O yüzden böyle çeşit çeşit aldım yanıma bulunsun diye. Yine 3-4-5 tane şort aldım yanıma ve hatta bunlara 1 iki tane daha ek yapacağım. Onlar yıkanıyor çünkü şu anda koyamadım aralarına. Yani yüksek ihtimal 7 tane de şortla giderim eşit miktarda. Bunları da yine aynı şekilde bir kısmını deniz havuzu ayırdım, bir kısmını da yatmalık olarak giyer diye düşündüm. Hatta bir tanesini de belki akşam yemeğinde giyer diye aldım yanıma bu şekilde. Şimdi şunlar şurada dursun. Bayram tatili boyunca evde değiliz. Dolayısıyla 5 gün için bence ideal. Onun dışında 1, 2, 3. Burada 3 tişört var. Buna ben bir iki tane daha ekleme yaparım. 5 adet tişörtle gideriz. Çünkü lazım olacağını düşünüyorum. Yine e, akşam yemeğinde giymesi için yanıma elbise aldım. Bir e, tulum. 4 tane elbise aldım. Azra Kuş'un. Geçen yıldan da var elimde olan. Bu yıldan da var yine hazırlık yaptığım. Bir de şunu göstermemiştim size. Daha önce alışveriş videolarında şöyle alt üst takım, alt short, üst kısa kollu böyle omuzları dışarıda olan bir model. Bunu yanıma alacağım yine akşam yemeğinde giyer diye. Yani çeşit çeşit elbiseler, tulum, short, üst takım. Bu şekilde bu yıl tedarikli gidiyorum. Elbiseler zaten her zaman kurtarıcı özellikle yaz ayları için. Yine bu elbiselerin arasında iki tanesini de plaj için ayırdım. Onlar da geçen yıldan hala olan elbiseler. diğerlerini de akşam yemeği için ayırdım. O yüzden bu kadar fazla elbiseyle gidiyorum. Zaten yedek de bulunsun. Hiç problem olmaz yani. Fazla eşya göz çıkarmıyor gerçekten. Hepsi buna sığacak. Evet arkadaşlarım şimdi şöyle bir kesem var. Bu keseler... <laughs> Hep benle beraber. Nereye gitsem ben ne? Kıyafetleri bunun içine koyacağım. Aynı zamanda temizleri kullandıktan sonra kirlileri de diğerleriyle temas etmemesi için bu kesenin içinde geri getiriyorum. Epey kullanışlı oluyor benim için. Bunları da zamanında yaptırmıştım. İyi ki yaptırmışım diyorum. İnanılmaz kullanışlı. Hala da kullanıyorum görüyorsunuz ki. Yani. Şimdi onları da koyarım artık tekrardan. Sanırım bu kadar. Aynen öyle her şeyi gösterdim. Zaten araba yolculuğumuz 3,5 saat sürecek. Gideceğimiz yere kadar arabada oyalanması için de birkaç kitap alacağım yanıma. Bir iki de oyuncak alırım yüksek ihtimal. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım verimli olmuştur. Ee, dediğim gibi geçen yıldan biraz daha tedarikli gidiyorum bu sefer. Geçen yıl bu kadar almamıştım çünkü. Her zaman yedek 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 arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Özellikle deniz havuz kenarında oldukça işe yarıyor. Bu kadar. Evet. Şimdi artık kendi hazırlığımı yapacağım. Kendi bavulumu hazırlayacağım. Kıyafetlerimi hazırlayıp artık önümüzdeki hafta bayram tatili için yola çıkacağız. Umarım keyifli geçer. Umarım hepimiz için güzel olur. Takipte kalmayı unutmayın. Tabii ki tatil videosu gelecek. Abone olmayı unutmayın. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.